Oktay Kaynarca geliyor. Ben sunacaktım seni ya. Ben çağırmadan mı geldi? Kenan, bu kadar güzel yarışmacıları nereden buldunuz abi siz ya? Baksana. Onlar seyircilerimiz abi. Yarışmacı maske, sensin. Maske, yarışmacı diyorum ama yarışmacı sensin. Seyirci dedim. Evet. Bak maskelerin arkasından bile vallahi belli oluyor hepsi. Vay arkadaş. Hayırdır inşallah. Ben vallahi şimdi biraz para kazanmaya geldim. İşimiz var seninle. Nasıl hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çocuklar nasıl Kenan? İyiler. Bunlar arkada konuşmamış gibi mi yapalım? Olsun. Ha? Olsun. Yine de ben fotoğraflarına bakmamış gibi yapayım. O zaman ben de şey sorayım. Sen de ne zaman abi? İnşallah. Hadi. Bunları konuşmamış gibi yapalım. bekliyoruz aramızı artık. İnşallah, inşallah. Ama sen bizim tabii medar iftiharımız. Estağfurullah. Medar iftiharımız. Ne anlamda yüzden. Merak ediyorum tabii. Her Oktay Kaynarca bunu söyleyince aile babası soru olarak, işareti. Bir yok. Aile babası olarak, sevdiğimiz bir aktör olarak, sevdiğimiz bir kardeşimiz olarak birçok arkadaşımıza da yol gösterdin. Estağfurullah. Demek ki yani insanlar evlenip, barklanıp, çoluk çocuk sahibi olup yine istedikleri işi zirvede devam ettirebiliyorlarmış. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi oldun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben senin programına gelmiş gibi hissettim. Evet abi. Evet. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu. Nasılsın? Dizin çok iyi gidiyor. İyi gidiyor şükür ama çok yoruluyoruz tabii. Hakikaten çok yoğun bir durum. Yorgunluklarını anlatma. Yılbaşında kimse bunları dinlemek istemiyor. Evet ama o yorgunluk güzel bir yorgunluk. Oraya bağlayacaktım. Sözümü kesmeseydin oraya gidecektim. Affedersin abi. Evet. Ondan sonra gayet iyi. Çok mutluyuz. Yaptığımız işten de çok mutluyuz. Karşılığını da almaktan da çok mutluyuz. Bütün ekip arkadaşlarımızla çok iyi uyum içerisindeyiz. Gayet hoş bir süreç geçiriyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Bu i̇nşallah. Yıl da böyle devam edecek inşallah. Artarak da devam etsin. İnşallah. Sizin de öyle gözüküyor. Sizin de gayet iyi gidiyor. Çok şükür. Birbirimizi övdük. Başlayalım diyorsun. Evet. Başlayalım. Yok başlamayacağız tabii. Ne yapacağız? Şimdi bu koltuğa kim oturursa otursun abi. Hani seyircilerimiz tabii ki tanıyor. Ben tanıyorum. Fakat ona rağmen kendi dillerinden, kendi ağızlarından, kendi cümleleriyle o hayat hikayesini bir dinlemek istiyoruz. Hayat hikayesini? Özet olarak seninki çok uzun olduğu için tabii. Arkadaş benimkine başlarsak bitiririz. Öbür yıla başla bir yıla devam et. 2024'e gireriz. 2024'e girerken ben hala anlatıyorum değil mi? Ya kendimi nasıl tarif ederim bilmiyorum. Nerede doğdun abi? Çok da sevmiyorum. İstanbul doğumluyum ben. Aslında hep Malatya zannederler. Yanlış bütün şeylerde, sitelerde de yanlış geçer ama ben İstanbul doğumluyum. Ama baba tarafı Malatya. Babam, evet baba tarafım Malatyalı. Babaannem Elazığlıdır, annem İstanbullu'dur. Özeti budur mesela. Elazığ'ın neresi lan? Palu'yla alakan var mı? Palu var tabii. Palu var. Babaannemin kökeni Palu'dur. Evet, niye sordun? Palu. O Palu'nun bir bulaşığı acaba senin bu çakıra, bu karakterlere hiç... Bu çok karakteristik bir yer Palu. Etki vermiş evet, midir diye düşündüm evet, de. Babaannemden tabii genleri aldık biraz herhalde, öyle gözüküyor. Ama tabii Malatya'da çok... baskın ama Elazığ'da çok baskın bizim ailede. Babaannemle büyüdüğümüz için biz. O yüzden galiba onun genleri biraz daha üzerimizde baskın devam ediyor. Bana babaannesi kılıklı derler. Çünkü babaannemin laflarını o kadar çok kullanırım ki ben. Şimdi ben karıştırdım şimdi. Baba tarafı Malatya, babaanne tarafı... Babaannem Elazığlı. Babaannen Elazığlı. Elazığlı. Baba Malatya değil mi? Tabii babam. İşte onu anlatıyorum ya. Babam Malatyalı ama babaannem Elazığlı. Yani oraya Malatya'ya gelin gidiyor öyle anlatayım. Ha şimdi oturdum. Şimdi oturdu. Evet. Gelin deyince anladım bak. Anne tarafı? Anne tarafım İstanbul'da. İstanbul. İstanbul. Üsküdar'da doğdum biliyorum. Üsküdar'da doğdum. Aynen. Üsküdar doğumluyum. Üsküdar çocuğuyum yani aslında bayağı bildiğin. Liseyi nerede okudun? Üsküdar'da okudum. Üsküdar'da okudum ama haylaz bir öğrenciydim. Yani uzunca bir süre liseyle ilgili sorunum vardı. Yani liseyi bitiremedim bir türlü. Neyse en sonunda... Hopa'ya gittim. Bir sene Elazığ'da kaldım. Oradan Hopa'ya gittim. Hopa'da biraz kaldım. Hopa Lisesi'nden mezunum yani aslında öyle orijinalinde. Diyeceksin ki ne alakası var yani ama orada arkadaşlarım vardı. Çünkü liseyi bitirmeye karar verdim. Dedim ki liseye o sırada çalışırım orada. Biraz ders çalışırım, konsantre olurum. Liseyi bitirmem lazım çünkü konservatuara girmek istiyordum. Liseyi bitirdim gerçekten. Hemen işte o birinci basamak sınavları vardı o dönem. Onları geçtim.
Meğer kolaymış okul. Onu fark ettim. Ondan, sen sevmediğin için sana evet, zor geldi. Meğer kolaymış. Ondan sonra konservatuvara girdim. Konservatuvardan sonra da hayat bayağı hızlı akmaya başladı zaten. İşte o süreçte İstanbul Üniversitesi'nin değil mi? Evet. Zaten o süreci de biliyorsun. Ya yani bir süre sonra yakaladık birbirimizi. E tabii. Işte. Yani ben 89'dan yakaladım. Sen beni evet, hiç evet, görmemiştin. Evet. Ama yani beraber olduğumuz için geçmişteki arkadaşlarımı da tanıyorsun. Evet. Onların hepsi bizim ortak dostlarımız olduğu için çok hikaye biriktirdik hepsi beraber. Hepsi konservatuvardan tabii o. Birçoğu. Birçoğu konservatuvardan ama tabii yani çalıştığımız iş içerisinde... Olgun, Demet Akbağ değil mi? Hep aynı konservatuvar değil mi? Tabii. Hepimiz okul arkadaşıyız. Demet, Olgun, Erkan. Ya bildiğin kim varsa aşağı yukarı hepimiz sınıf peki, okul arkadaşıyız. Peki senin bir işçi tulumuyla çok güzel bir fotoğrafın var. Onu bir arada paylaşmışsın. Güzel hikaye o. O ne? Hangi dönem? Ya şimdi sosyal medyada ben bir şey paylaşmışım. Oradan da bir arkadaş yorum yapmış. Ben de ara sıra yorumlara bakıyorum. Oh hayat size güzel yazmış. Biz de burada... kaynakçılık yapıyoruz. Kaynakçılık da değil, egzoz kaynakçılığı yapıyoruz. Bizim de işte hayatımız böyle geçiyor gibi bir şey yazdı. Bana çok dokundu. Dedim ki normalde cevap vermem. Dedim ki ya buna doğru düzgün bir cevap vereyim. Yani çünkü hayat böyle değil. Yani doğrusunu da bilmeleri lazım. Liseden önce, işte o tam böyle lisede bocaladığım dönemlerde ben bir kamyon fabrikasında elektrikçi olarak işe başladım. Elektrikçi oldu. Tabii bayağı. Peki, elektrik bilgisi son nereden? Hiç sıfır. 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 Ama sen elektrikçiyim diye sattın mı onlara? Yok onlar beni aldılar. Ha, senden elektrikçi olur dediler. Elektriğin yüksek zaten. Elektrik bildiğin gibi elektriğim yüksek. Maşallah o hala devam ediyor. Teşekkür ederim kardeşim. Sonra orada işte o tulumlu resimlerim duruyor. Dedim ki ya yani her şey çok kolay zannediyorlar. Her şey gökten inme böyle sanki geldi kucağımıza bırakıldı. Ve her şeyi başkaları yaptı gibi algılıyorlar ama... Bu işin arkasındaki emek, bu işin arkasındaki o yolculuk, bu işle ilgili verdiğimiz mücadelenin kimse farkında değil. Herkes oturduğu yerden. Yani bizde bir laf var ya hani ölüler de zannediyor ki diriler her gün helva yiyor. Değil yani, mi? Tam onun gibi. Hiç öyle bir şey değil aslında. Sonra o fotoğrafı koydum ve güzel bir yazı yazdım altına. Dedim ki aslında ne iş yapıyorsan yap, işinin en iyisi olmaya çalış. Eğer egzozcuysan öyle bir egzozcu olabilirsin ki insanlar sana arabalarını yaptırmak için sıraya girebilirler. Hayata böyle bak. Başkalarının başarılarına değil, kendi başarılarının üzerinden bir rampa kur. Kendi başarına, kendi yolculuğuna bak. Kendi potansiyelini ortaya çıkar. Evet, başkalarına öykünme. Kendi işini yüksek tutmaya çalış. Sonra bu biraz medyaya da yansıdı galiba. Sonra insanlar dediler ki, oh bayağı elektrikçilik yapmış ya bu tulumla falan. O yüzden diye. Çok güzel fotoğraf. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum, biz Acayat'ı çekerken tersanede kaynakçıyı oynuyordum. Sonra oradaki bir kaynakçıdan ben kaynak dersleri aldım. Sonra bir sabah geldi, ben kaynağa başlamıştım zaten. Benim mesai ondan önce başlamıştı. Günaydın abi dedi, günaydın dedim. Sonra onun mesaisi bitti. Abi iyi akşamlar dedi, iyi akşamlar dedim. Biz kaynağa hala devam ediyoruz. Devam ediyordum. Ertesi gün sabah oldu. Ben hala geminin üzerindeyim, biz hala sahneler çekiyoruz. Abi siz hala burada mısınız? Gece gitmediniz mi dedi. Evet. Yok dedim, sahneler yetişmedi, o yüzden çekmek zorunda kaldım. Evet. Abi senin işin benimkinden zormuş ya dedim. Vallahi biz bununla, sen de biliyorsun Kenan, yani biz bununla o kadar çok karşılaşıyoruz ki insanlar bazen seti ziyarete geliyorlar, biraz oturuyorlar, seyrediyorlar, bakıyorlar. Sonra diyorlar ki ya gerçekten çok acayip bir şeymiş bu. Yani biz sadece o kadarcık bir süreyi seyrediyoruz, hemen orada hızlıca çekiliyor zannediyoruz. Tabii. Oysa bayağı bildiğin iğneyle kuyu kazmak bizim yaptığımız. Kesinlikle. Tek tek plan plan duruluyor, tekrar yapılıyor, 50 kere çekiliyor bazen, bazen olmuyor, sonra tekrar çekilebiliyor ve gerçekten çok büyük bir emek var. O yüzden ben bizim sektördeki bütün emekçi arkadaşların gerçekten emeklerinin, alın terlerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi değil, çok büyük mücadelelerle yapılan bir iş. %100 katılıyorum. Konservatuar gerçekten tam normal süresinde mi bitirdin? Bizim zamanımızda hazırlık sınıfı vardı. Ben hazırlık sınıfıyla birlikte 5 sene okudum. Hazırlıktan sonra üniversite bölümüne devam ettik. 5 senede işte yani okulu bitirdik ama okul içerisinde profesyonel hayat çoktan başlamıştı. 1. sınıftan itibaren başlamıştı. Yani hepimiz profesyonel hayata bir şekilde ulaşmıştık. Evet, o profesyonel hayat, orasını tabii çok iyi anlıyorum da ben seni yakından tanıyan birisi olarak o 5 yılın nasıl geçtiğini, ne kadar hazırlıklar yaptığını hepsini tahmin edebiliyorum. O okulu nasıl bitirebildin, ben buna hayret ediyorum. Vallahi benim nasıl bitirdiğim değil ya, öğrenci diğer arkadaşlarımın nasıl bitirdiğini. Bir video da var değil yani mi? Bazıları yani ayrılmak şey yaptılar, zorunda kalıyorlardı neredeyse benim yüzümden. Bizim bir sürü arkadaşım benim yüzümden, benim haylazlıklarım yüzümden okulu bitirmeye kalkanlar vardı. Sonra onlara zor da ikna ettik, geri getirdik. Yapmayacağım, vallahi bir daha bir şey yapmayacağım. Hakikaten çok haylazdım ama yerimde duramıyordum. Ama çok eğlenceliydi.
Evet, çok eğlenceli yani oldu. Şimdi bir sen şeytan tüyü olanlardansın. Bir işte, o yüzden yani hani o, kızılamayan karakterler vardır ya böyle. Yani mutlaka bir şey yapıyordum. Mutlaka bir şey yapıyordum. Çünkü o süreç bana çok eğlenceli geliyordu. Yani bütün okul hayatım boyunca, konservatuvardan önceki bütün okul hayatım boyunca ben okuldan çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki belki de onun patlamasını bunu da belli ettin. Konservatuvarda başka bir şeye dönüştürdüm ve çok eğlenceli hale getirdim. Ve benim için çok güzel bir süreçtir o. Hala böyle tadı damağımdadır yani o konservatuvar yılları. Peki şimdi bu konservatuvar yılları çok eğlenceli geçti. Bazı hikayeleri biliyorum. Burada seyircilerimize paylaşmak istediğim bir hikaye vardır. Bir tanesini alalım artık. Hiçbiri normal değil. O yüzden burayı geçelim. Öyle mi? Yani burayı geçelim. Kamuya anlatılacak gibi. Hiçbiri normal değil. Peki. Yani gerçekten sevgili seyirciler, Oktay Kaynarca çok ağır, çok sert, böyle güçlü adamları canlandırmıştır. Özel hayatında da çok güçlüdür ayrı ama benim tanıdığım en eğlenceli, en hınzır, en sürprizli arkadaşlarımdan bir tanesidir. Siz film bunun çekimi sırası içerisinde biz tabii evet. Bizim hakikaten çok güzel bir maceramız var Kenan'la. Deli Yürek filmini çekerken Diyarbakır civarında çekildi film ama Diyarbakır ağırlıklı çekildi ama o film süresi içerisinde gerçekten çok eğlendik. Sahiden çok eğlendik. Çok güzel anılarımız var. Anlatamayacağımız anılarımız tabii. Gözlerimizden yaşlar evet, gelmişti. Bayağı. Aynen. Çok eğlenmiştik. Sadece şunu hatırlıyorum. Ben o sırada TRT'de bir dizide oynuyordum. Film çekilirken sıralı çekilmiyordu. Bazen program şaşıyordu. Ben film çekildiği süre içerisinde neredeyse uçaklarda yaşamıştım. Hatırlıyor musun? Sürekli git gel yapıyordum. Sürekli git gel yapıyordum. Yani hatta Kenan'ın benim karşılığımı çekilmesini istedikleri bir sahnede gelmemem gerektiği bir yerde bile yok. Ben geleyim mutlaka karşısında durayım. O sahne doğru çekilsin dediğimi hatırlıyorum mesela. Sırf uykusuz gelip o sahneyi çektik. Hatırlıyor musun? O profesyonelliği her zaman göstermişsindir. Teşekkür ederim. Çınar'da da seni bir, Diyarbakır Çınar'da seni bir kovaladığımı hatırlıyorum. Öncesindeki hikayeyi anlatamayacağım. Oralara hiç girmiyorum. Evet evet hiç girmiyoruz sevgili oralara Oktay girmiyorum. Kaynarca. Evet abi. Kuralları biliyorsun. Aşağı yukarı biliyorum hatırlıyorum. Evet yani, eğer çıkarsan evet. Ben sana hatırlatayım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler. Milyoner başlıyor. Uyuyan Güzel adlı ünlü masalda yakışıklı prens uyuyan güzeli nasıl uyandırır? A. Kalk yerine yat diyerek. B. Heavy metal dinleterek. C. Böh deyip korkutarak. D. Öperek. Joker hakkımı kullanabilir miyim? Öperek son karar. Kalk yerine yat ne ya? Kalk yerine yat. Evli çiftlerin çok kullandığı bir cümledir ya. Kalk yerine yat. Kalk yerine yat. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi genellikle adı çok uzun olan kişiler için yapılan bir benzetmedir? A. Japon bilim insanı gibi. B. Brezilyalı futbolcu gibi. C. Çinli aşçı gibi. D. Koreli ressam gibi. Hadi bakalım. Bu ne ya? Brezilyalı futbolcu gibi mi? Koreli ressam gibi mi? Japon bilim insanı gibi mi? Biliyorsun. Brezilyalı futbolcu gibi. Değil mi? Evet, Brezilyalı futbolcu gibi son karar. Böyle bir şey bu ne ya? Brezilyalı futbolcuların hepsi uzun değil ki kardeşim. Ha isim, ha kafam gitti. İsim. Onların isimleri uzun değil mi? Bu arada tabii tuhaf bir şey var. Benim sen neye takıldın? Ben boya takıldım. Bir de futbolla benim aram iyi değildir ya. Hiç anlamadım. Oradan futboldan. Da kapattım oradan mevzuyu. Oradan da mevzuyu kapattım tamamen ama yine de Brezilya'dan yakaladık işi. İsim. Dedesinin soyadı, anne tarafının öyle soyadı midir? Tabii annesinin dedesi, babasının Brezilyalılar dedesi. Brezilyalılar öyle tabii, midir? Tabii hepsinin böyle isimlerini ala ala bayağı hani bir paragraf isim olanlar var. Vay arkadaş. 7 sülalesinin ismi var yani. Soyadı, bir tanesini söyleyebilir miyiz mesela? Var mı aklımızda? Bende yok. Bende de yok. Brezilyalı olmadığım için ezberimde yok. Bende de yok mesela yani. Pelin'in mesela gerçek adı çok uzun. O sadece bizim bildiğimiz dünyadaki en kısa adı. İşte mesela. Ama evet. Pele değil orijinal adı.
Pele de içinde geçiyordur da önünde arkasında belki 20 bu kelime. Bu soruyu hazırlayan arkadaşla çıkışta tekrar bir araya gelmek istiyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Zorlu bir ilk baraj sorusunu geçtin. Geçtik peki. 2000 liraya garantiledin. Peki 2000. Bir ara joker mi kullanacaksın acaba diye korktum. Bakacağım. Vallahi kullanacaktım neredeyse. Soruyu tam anlamadın o yüzden. Evet soruyu anlamadım. Anlasan bir daha dikkatli okuyacağım. Bir de o şeyin hani ting 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 geliyor insanı. Ona tam evet. Dikkatli bakamamışım. Bir daha bakacağım şimdi. Artık daha parlak cevaplar bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hikayeye göre Büyük İskender Sinoplu Diyojen'e dile benden ne dilersen dediğinde hangi cevabı almıştır? A. Ha. Ölürsem kabrime gelme istemem. Güzel. B. İnim inim inle ölme istemem. Güzel. C. Acıyıp lütfedip sevme istemem. D. Gölge etme başka ihsan istemem. Hakikaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu başka seçenekler olsaydı bu gölge etme başka ihsan etmem unutmuşuz biz mesela. Tabii ki D de yani evet. Son kararım D. Ama hakikaten bak mesela bunu unutmuşuz. İlk aklıma bunun gelmesi gerekirken gelmedi biliyor musun? Soruyu görünce panik oldum önce bir. Buranın etkisi öyle bir şey yaradı. Vallahi. Soruyu görünce panikliyorsan şıklardan seçebileceğini düşün. Evet. Biraz öyle galiba. Oradan evet, yola çıkmak diğer şıklardan lazım. Kıyaslayarak evet, doğruyu bulabilirsin. Evet, evet. Tebrik ediyorum Oktay. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Spak sen misin? Bize 4 tane çay gönder ama demli olsun. Anladın mı? Repliği hangi Yeşilçam karakterine aittir? A. Turist Ömer. B. Yaşar Usta. C. Kara Murat. D. Mahmut Hoca. Turist Ömer. Son kararım. Rahmetli Sadri abi. Nur içinde yatsın. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Sadri İki tane altın portakalım var. Birisi deli yürek. Değil mi? Yardımcı erkeği evet, almışsın onu. Bir tanesi de işte şey Yengeç Sepeti rahmetliğin filmiyle birlikte. Evet. İkisi de beraber oynama şansın oldu değil mi abi? Tabii tabii beraber oynadık işte o filmde hepimiz altın portakal almıştık. Mehmet Aslan işte rahmetli Sadri abi filmin görüntü yönetmeni ben hepimiz bayağı altın portakallı bir filmdi o Yengeç Tebrik Sepeti. Ediyorum. Evet. Emeğinize sağlık. Şimdi ne kadar güzel bir hatıra. Evet. Beşinci soruya geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Mesleği seyislik olan birinin iş yeri neresi olabilir? A. Aktar. B. Züccaciye dükkanı. C. Hara. D. Sahaf. Hara hara. Hara son karar. At biniyor musun? Öğrendim. Çok keyifli. Evet. Züccaciye dükkanına atları sokunca herhalde gülmeye başladın değil mi? Ona şey derler ya, züccaciye dükkanına fil girmiş gibi derler ya. Tebrik ediyorum. Abi sıra geldi 6. sorumuza. Evet. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Evet. Uzmanlık alalım. Türküler değil mi? Ne güzel de çalmış adam ya. Hangisi müziğini dinlediğiniz türkünün sözlerinde geçen ifadelerden biri değildir? A. Beyaz giyme toz olur. Bu cepte. B. Siyah giyme söz olur. Bu da cepte. C. Fazla gezme iz olur.
D. Muradımız tez olur. C. Fazla gezme iz olur. Son karar. Fazla gezme iz olur da ya. Güzel uydurmuşlar. Fazla gezme güzel. Editörlerimiz değil mi? Güzel ayarlamışlar yani. Güzelmiş. Senin de çok sevdiğin bir türkü. Güzel türkü. Ben bir türkülerin hepsini seviyorum neredeyse. Çünkü yani bir halk müziğiyle uğraşan, profesyonel olarak uğraşan bir sürü arkadaşım var. Onlarla da oturup böyle bayağı üzerine bayağı konuşuruz. Çünkü türkü konuşmak, türkü dinlemek, türkü söylemek felsefe yapmak gibi bir şeydir. Şöyle anlatıyorum ben türkü meselesini. Dikkat edin, türkülerin toplamının içerisinde bir tane seni seviyorum cümlesi geçmez. Seni seviyorum demez türkünün. Bir cümlesi demez bunu yani mutlaka. Ama öyle bir söyler ki seni seviyorum türkünün toplamı. Seni seviyorum ayıp olur artık yani. Hafif kalır. Hafif kalır onunla. Tabii yani. Bütünü anlatır çünkü seni seviyorum. O yüzden çok değerlidir. Ve biraz da uzmanlık alanıma giriyor. Bağlamanın çalışını da sevdin. Çok da güzel çalmış. Değil mi? Yorumu sevdin. Çok da güzel söylemiş. Peki o bağlama çalmış. Tekrar çalsa üstüne okur musun? Üstüne acaba o ses miyim bilmiyorum da ben. Veya burada... sen hiç bağlama çalmasın, sen kendin okumak ister misin? Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur, salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Yani... türkü dinleyince birden bana böyle terapi gibi geliyor, biliyor musun? Bir yerde çalındığı zaman böyle hemen duruyorum, diyorum ki Allah'ım bir dakika ya, türkü çalıyor bir yerde. Hakikaten tuhaf, yani enteresan bir şekilde geliyor, bana değiyor. Tabii birçok insana değiyordur türkü ama çok enteresan bir şeyi var bende, etkisi var. Hemen beni sakinleştiriyor mesela. Sakinleştiriyor. Evet, hemen beni sakinleştiriyor ve hemen böyle bir tekrar böyle bir yerime oturtup bir dinginleştiriyor ve kendime geliyorum türkünün. Türkünün duygusuna giriyorsun. Evet, çok enteresan. Onu hepimiz hissediyoruz. Evet. Bumerang da abi, senin karakterin terasında bir beraber söylediğiniz bir türkü vardı. Hatırlıyor musun? Evet ya, evet. O da doğaçlama. Evet, doğaçlama. Senden çıkmış. Evet, doğaçlamaydı. Senden çıkmış. Evet, yani benim işte yavuklumun adı Leyla. Ve terasta aslında yürüyoruz. İkimiz de gayet neşeliyiz. O sırada dedim ki ya burada şu Leyla türküsünü söylesek ne olur dedim. Kenan dedi ki hangi türkü abi dedi. Ya dedim Leyla'yı dağda söyledin abi. Orada şey, kuşlar bile yuva yapmıştı söylemiştin. Leyla'yı dağda söylüyor. Dağda nöbette. Evet. Başında, iki tane söylemişiz. İzinden önce. Doğru. Leyla'yı tek başına söylemiştin. Kuşlar yuva yapmış. Orada söyledik. Sonra Bozadan gidip izin alıyorduk. Doğru. Evet ya. Tedbirli kıyafet işte, evet, şeye evet, iniyorduk. Evet, Leyla'nın evet, köyüne. Evet. Orada da ağır bir mevzu konuşup. Evet, doğru. Şimdi merak sonrasında... edecek. Herkes filmi bir daha seyredecek. Biliyorsun değil mi? Deliyim. Kuşlar bile yuva yapmıştı söylemiştin. Kuşlar bile... yuva yapmış uyanman aman, man aman, bir kuş kadar olamadım, vay aman aman, uyanman aman. Kenan'ın tabii çok hoşuna gitmiş, dedi ki abi lütfen bana hemen ezberletir misin, beraber söyleyelim. Dedim ki çok güzel olacak bu, hakikaten ezberledi hemen de, beraber söyledik. Filmi seyrettiğinizde yani o türkü sahnelerinin hepsi doğaçlamadır aslında. Evet, evet, senden çıkmadır. Hakkını vermek lazım. Ezberledim, sözleri ezberlemekte bir problem yok sevgili seyirciler, ama yaşadığımız problem şuydu. Tabii o müziğin uygun bir şekilde tam notasında söylemek, Oktay'ın kulağı benden çok daha iyi olduğu için bir 3-4 take almıştık onu. O kadar olacak canım, normal. Artık dördüncü de bana söylenmeye başladı. Bana da heavy metal söyletemezler mesela. Şimdi nasıl söyleyeyim yani? Ben de onları beceremem. Teşekkür ederim. Çok güzel günlerdi. Evet, hakikaten. Bence de. Bence burada de. Da seyircilerimizle paylaşmak ayrı bir keyif. Bu da bize hatıra olarak evet, kalacak evet, abi. Farkındasın evet, hakikaten öyle. Bu da bize hatıra evet, kalacak. Hakikaten. Yıllar sonra izleyeceğiz. Evet. Evet abi, sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Eyvah. 30 bin lira değerinde. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Nisan 2021'de
NASA'nın resmi sitesinde astronotlar tarafından çekilmiş fotoğrafların oylandığı Dünya Turnuvası adlı yarışmada birinci seçilen hangisinin fotoğrafıdır? A. Van Gölü, B. Tuz Gölü, C. Salda Gölü, D. Bafa Gölü. En ufak bir fikrim yok. Üç tane jokerim var abi. Acaba burada şeyi mi kullansak ya? Şu telefon jokeri mi kullansak yoksa? Seyirciye de sorabiliriz. Seyirci jokeri mi kullanalım? Peki seyirci jokeri kullanalım. Sevgili seyirciler, Nisan 2021'de NASA'nın resmi sitesinde astronotlar tarafından çekilmiş fotoğrafların oylandığı Dünya Turnuvası adlı yarışmada birinci seçilen hangisinin fotoğrafıdır? A. Van Gölü, B. Tuz Gölü, C. Salda Gölü, D. Bafa Gölü. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %77 oranıyla A şıkkı demişler. Sen ne dersin? Şimdi onlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz kardeşim? Oran da yüksek yani %77. Evet. Tamam peki ben de o zaman seyircilerimizin söylediğini söylüyorum. Ne söylüyorsun? A Van Gölü. Son kararın mı? Son kararım. Tüm Vanlılara selam olsun, evet. Yeni yılları kutlu olsun. Bu vesileyle biz de bunu öğrenmiş olduk. Sen bilmiyordun anladığım kadarıyla, ben de bilmiyordum. Benim bildiğim bir Van Gölü canavarı var, bir Van kahvaltısı var. Bir de Vanlı dostlarımız var. Bir de Vanlı arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evet abi, tebrik ediyorum. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdin. 30 bin lirayı garantiledin çocuklarımız için. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Teşekkür ederim. Çift, ooo güzel. Evet. Bir şey daha koyduk cebe. Aynen. Nasıl güzel. Geçti şu ana kadar? Vallahi yani bilmiyorum, ben hani biz arkadaş dost abi kardeş olduğumuz için keyif alıyorum, eğleniyorum ama herhalde buraya normal bir yarışmacı geldiğinde bununla uğraşmakta hakikaten biraz stres yaratıyoruz. Evet, stres bana bile ufak ufak yapıyor. Yani. Gelmeye başladı. Vallahi bana bile yapıyor yani. Ama... Evet, şimdi esas şimdi başlıyor. Evet. Yorumlar, bilgiler, bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Anaokulunun Azerbaycan dilindeki adı hangisidir? A. Balacalar Tarlası, B. Uşak Bağcası, C. Küçükler Bostanı, D. Körpeler Parniki. Hepsi birbirine o kadar yakın ki. Ve ben o kadar çok severim ki Azerbaycan dilini. Ve türkülerini. Orayı da çok severim. Orayı da çok severim. Yani neredeyse ikinci vatanım diye adlandırıyorum ben orayı. O kadar da severim ki. Ama bunların hepsi birbirine çok yakın tabii yani. Balacalar Tarlası. Tarla okul olamaz. Küçükler Bostan olamaz. Bahçası Uşak. Uşak çocuk. Tamam, Uşak çocuk. Uşak bahçası büyük ihtimalle ya. Körpeler Parnigi de olabilir. Ya Uşak Bahçesi ya Körpeler Bahçesi ya Körpeler Parnigi. Öyle mi diyorsun? İkisinden biri. Sanki ikisinden biri gibi. Sanki, ama jokeri de harcamak istemiyorum. Emin olduğun var mı net şudur diyebileceğin? Yani ikiye indirdin. Ya çift cevap kullanabilirsin ya da yarı yarıya kullanabilirsin. Uşak Bahçesi sanki ya. Yani yoksa Körpeler Parniki. Parniki'nin ne olduğunu bilmiyorum. Parniki bilmiyorum. Parniki bilmiyorum. Parnik okul olabilir mi? Okul. Okul olabilir mi? Olamaz. Bahçe. Uşak Bahçesi. Ha, bu Uşak Bahçesi Çocuk Parkı. Hmm. Tamam. Uşak Bahçesi Çocuk Parkı. Körpeler Parniki. Parniki. Düşünelim Parniki.
okul kökenli bir şey midir? Parnik. Bostan olamaz, tarla olamaz. Körpeler Parnik'i bu ya. Joker harcamak istemiyorum ama Körpeler Parnik gibi geliyor bana. Uşak Bahçesi'yle Körpeler Parnik'i arasında kaldın. Uşak Bahçesi. Yani şimdi Uşak Bahçesi çocuk parkı. Uşak çocuk. Emin misin öyle olabileceğini mi düşünüyorsun? Anaokulu. Anaokulu yani. Anaokulu çocuk, ha. Ana başka, çocuk başka oldu. Öyle mi bakalım, öyle bakalım. Küçükler Bostanı. Küçükler Bostanı. Küçükler. Tarla, bostan. Okul anlamında kullanılmaz. Tarla, bostan. O kullanılır mı? Ya Parnik galiba bu ya. Yarı yarıya kullanmayı ne dersin? Deneyelim. Joker'im var. Tamam, %50 peki. %50'yi kullanalım. Tabii ki. Sevgili Oktay Kaynarca yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Balacalar Tarlası. B. Vay be. Uşak Bahçesi. Vay be. Sen zaten diğer ikiyi elemiştin. Uşak Bahçesi abi, tamam o zaman ya. Körpeler Parnik ile İkisinden Uşak Bahçesi arasında kalmış. Uşak Bahçesi'ni ben tabii şey olarak algıladım ama tarla olamaz, mümkün değil. Mümkün değil. B ya bu. Uşak Bahçesi. Son kararım. Son kararım. Tarla olamaz, mümkün değil yani. Bahçe okul anlamında kullanıldı demek ki. Hmm. Uşak, Uşak Bahçesi. Vallahi beni affetsinler, bu kadar anlayabildim yani. Yine iyi anladım. Azerbaycanlı arkadaşlarımız, dostlarımız. İngilizce'de kindergarten diye söylerler. Evet. Yani çocuk bahçesi, kindergarten. Çocuk bahçesi. Sanki oradan çevirme gibi. Uşak bahçesi. Sanki değil mi? Evet. Bak evet. Kindergarten, uşak bahçesi. Aynen. Evet, evet olabilir ama okul var işin içinde tabii. Bahçe demiyor, okul diyor. Neyse, iyi yırttık, tamam. Evet, tebrik ediyorum. İyi sıyırdık. Tebrik ediyorum. İyi sıyırdık. Sıra geldi 9. Kaldı sorumuza. Kaldı 4 tane soru. Yok, 5 tane. 4 tane. 4 tane tabii kaldı. Tabii şimdi 9'u soracağım. Doğru. 9'u soracaksın. Evet, tamam. Nasılsın? Devam ediyoruz. Hadi edelim. Evet, değerli izleyenler. 100 bin lira değerindeki 9. sorumuz geliyor. Sinemada hangi karakteri canlandıran oyuncu birçok sahnede repliklerini sahneye yerleştirilmiş kartlardan, bazen de filmdeki bir rol arkadaşının üstüne yapıştırılmış kağıtlardan okumuştur? A. Vito Corleone. B. Hannibal Lecter. C. Rocky Balboa. D. Harry Potter. A. Vito Corleone. Hiç konuşmayalım üzerine. Hiç üzerine konuşmayalım. Hiç konuşmayalım bile. Çünkü Marlon Brando böyle bu ezberlememekle meşhur bir aktör. O kadar yöntemler bulmuş ki kendisine. Aynen söylediği gibi bazen oyuncu arkadaşlarının üzerine metni koyup öyle okuyarak oynamış. Bazen hatta en son noktada kulaklıkla sufle almaya başlamış. Ve bunun bir oyunculuk tekniği olduğunu düşünerek yapıyormuş bunu. İlk başta şey metodu var abi, zaten biliyorsun. Hani ezberlemiyor. Evet. Ben doğru duyguda olursam işte o sahnenin doğru cümlesi gelir zaten ağzıma. Stanislavski metodundan geliyorlar hepsi, evet. Tabii. Ama bizimkisi biraz daha fazla abartmış tabii meseleyi. Bir süre sonra çile haline gelmiş. Abartmış meseleyi. Paris'te Son Tango'da o köprüden, evet, yürüme sahnesi, evet, için bir hafta bekletiyor bütün, evet, ekibi biliyorsun. Evet. Sonra şu geliyor. Şu an yürüme havamda değil mi? Hayır, sonra geliyor. Her şey kuruluyor. Tamam, bugün havamdayım diyor. Geliyor, bakıyor. Bugün de hissetmedim diyor, gidiyor. Lükse bir hafta bak. Geçiyor böyle. Lükse bak, değil mi? Çok acayip bir şey. Çok yüksek güzelmiş. Bir karakter, evet. Tabii. Yani evet, gelmiş geçmiş en önemli aktörlerden bir tanesi. En yetenekli aktörlerinden bir tanesi, evet. Yani kesinlikle, evet, ilk üçtedir, ilk beştedir. Bu arada Hannibal Lecter oynayan Anthony Hopkins, o da dünyanın en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Benim çok hayran olduğum adamlardan bir tanesidir. İkisi de yan yana gelmiş. Hopkins mi, Brando mu desem? Dayanamazsın, Brando dersin değil mi?
çok zor soruymuş bu ya. Zor mu gerçekten? Evet, bu çok zor soru. İkisi de o kadar değerli ki. Yani ikisine de bir şey. Ama ben fizik itibariyle Marlon Brando'nun şanslı olduğunu düşündüğüm için, çok yakışıklı bir adam bir de zaten zamanında. Yüzü, değil mi? Evet. O kafası. Ama Anthony Hopkins fiziğini, o kadar fizik olarak çok önde olmamasına rağmen çok değerli ve çok acayip bir oyuncu. Çok hayran olduğum bir adam. Herhalde Anthony Hopkins derdim. Gerçekten? Vallahi derdim. Evet. Marlon Brando? Evet. Derdim. Herhalde öyle derdim. Ama buradaki son kararım Vito Corleone yani. A yani bu net yani. Tebrik ediyorum. Tabii ki bir, değil mi? Dünya sinemasında takip eden, önemli oyuncuları takip eden bir oyuncu olarak senin için cevaplamak zor olmadı bunu. Evet, güzel yerden geldi. Çalıştığımız, bildiğimiz yerden geldi. O yüzden avantajlıyız. İyi yırttık. Sıra geldi 10. sorumuza. Vallahi 10. soruya evet. Geldik. Görüyor musun arkadaş? Hazır mısın? Evet. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır? A. Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı. B. Çektirdiği köpek dişi. C. Ölen kedisinin patisi. D. Muhabbet kuşunun gagası. Uzaktan yakından. Yani hiçbir fikrim yok bunun neyle Charles Dickens'ın böyle bir şey yaptığını. Vay arkadaş, bu nasıl soru ya? Joker hakkımı kullanmak istiyorum abi. Tabii ki. Ben telefon joker hakkımı kullanacağım. Yarışmacımız Oktay Kaynarca telefon joker hakkını kullanmak istedi. Bir jokerleri tanıyoruz. Mehmet Aslantu, evet. Sevgili Mehmet abimiz Mehmet Aslantu. Suat Özturna benim okul konservatuvardaki sahne ve estetik dersi hocamdır. Çok da sevdiğim. Konservatuvardan hocam Suat Özturna. Evet, bayağı evet. Konservatuvar hocamdır. Adnan Turgut da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. İki tane kitabı yayınlandı. Hatta bir tanesi daha yeni çıktı piyasaya. Bunu bilse Adnan bilir mi diye düşünüyorum. Sanki hani yazar olması sebebiyle. Acaba Adnan'a mı soralım? Acaba? Mantıklı. Adnan diyelim. Peki. Adnan evet. Turgut arayalım. Adnan Turgut arayalım. İyi akşamlar Adnan Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Karşımda değerli Oktay Kaynarca oturuyor. Evet. Ve 10. soruda takıldı. Size danışmak istedi. İnşallah mahcup etmeyiz Oktay'ı. Umarım. Oktay şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazır mısın Adnan abi? Hazırım Oktay'cığım. Bu arada yeni yılınızı da kutlarım. İyi seneler olsun inşallah. Ben de hepinizin yeni yılını kutluyorum bütün izleyicilerimde. Çok teşekkür ederim. Charles Dickens hangisini mektup açacağı olarak kullanmıştır? Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı, çektirdiği köpek dişi, ölen kedisinin patisi, muhabbet kuşunun gagası. Şimdi aklımda bir şey var ama... Çabuk 10 saniye kaldı. Ölen kedisinin patisi olabilir ama çok emin değilim. Yok ölen canım kedisinin, daha neler. Evet, ölen kedisinin patisi olabilir ama emin değilim. Yazarı tanıyabilir abi. Charles Dickens deli mi abi? 1800'lerde ölen yaşamış. Ölen kedisinin patisi ne arıyor adamın yanında ve onu mektup açacağı olarak kullanıyor yani. Kedisinden ayrılamamış demek. Yani bilmiyorum tabii. Belki yani doğru. En mantıklısı bunun hiç kesmediği serçe parmak tırnağı, çektirdiği köpek dişini de oraya koyup onu, yani deli olması lazım. Charles Dickens da bu kadar deli bir herif değil yani. Hani o kadar uçuk şeyler, belki özel hayatında öyle, bilmiyoruz. Bir jokerin de var ama sen bilirsin. Ölen kedisinin patisi.
Acaba Adnan'a güvenelim mi? Çünkü onun aklında bir şey kaldıysa mutlaka bir kenardan köşeden, mutlaka böyle bir yerden bir yer etmiştir o. Mutlaka bir hikayesi de var bunun özellikle. Bu yani buradan gider gitmez bu ölen kedisinin patisi hikayesini okuyacağım. Neymiş acaba diye. Bence Adnan'ın bilmeden söylemez diyorsun. Bence söylemez. Arkadaşın sende mutlaka aklında bir şey kalmış onun belli ki. Belki anı o, ha ama aynı şeyi muhabbet kuşunun gagası olarak da yapabiliriz. Ölen kedisinin patisini. Kaç tane jokerimiz var? Bir tane. Çift cevap joker hakkım var. Ama o bize sonrasında lazım olacak değil mi? Yani bir tane dursun cebimizde. En mantıklısı bu tırnak. Köpek dişi mantıksız. Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı mı? Evet. En mantıklısı. En mantıklısı o. Yani adam hiç kesmediği değildir de hani bir kısaltıyordur, bu kadar da değildir adamın tırnağı yani. Mektup açacağı, işini görecek kadar uzatmış olabilir. Böyle çıt çıt açıyordur bir şeydir yani. Hani o geliyor gözümün önüne böyle bir karakter olarak. Ama çektirdiği köpek dişi o aklına yatmadı en başından beri. Muhabbet kuşunun gagası, o da çok estetik bir görüntü olmayabilir. Muhabbet kuşunun gagası nasıl? Çok korkunç bir durum. Evet. Ölen kedisinin patisi. Ölen kedisinin patisini belki şeyden kullanıyor olabilir. Bir anısı vardır hayvanın. Ve onu sürekli yaşatmak adına patisi. Ya Kenan bir şey söyleyeyim mi? Biz harcasak mı bu jokeri? Ya da Adnan'a. Buraya geliş amacını biliyorsun abi. Adnan, sana güveniyorum. Bak, buraya geliş amacımız buradaki kazandığımız paranın hep toplamını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağız. Onlar için yarışıyorsun. Bak, vebali günahı boynuna Adnan. Sen kendini aradan çıkardın değil mi? Ben kenara, ne olacaksa o ne olacak, bana değil. Ben bu patiye biraz sıcak bakıyorum. Isındın mı? Evet. Yani oradan dolayı aklıma yattı onu, ama aklımda böyle bir şey kaldı dedi. Ama emin değilim dedi. Bu 10. soru. Her türlü bir cevap çıkabilir. Yani mantıkta böyle bir algoritma kurmakta bir yere kadar çalışıyor. Adnan Bey ile senin yakınlığın var. Sonuçta cebimizde ne kadar var? Şu an 100 bin liram var. Tamam. Çocuklarımız için 100 bin, 100 bin liramız var cebinde. Peki evet. Olmaması durumunda 100 bin liramız var. Yanlış cevap yani olursa maalesef kaybın olacak. Sadece 30 bin lira çocuklarımıza hediye edebileceksin. Oo, bu kötüymüş ya. Evet. 100 alıp gidemiyoruz yani. Çekilirsen tamam. Ha, çekilirsen 100'ü koyuyoruz cebe. Yoksa evet, yani devam edersen şu an 200 bin liralık soruya doğru cevap verirsen 200 bin liran olacak. 400 bin liralık soru açılacak. Ama yanlış cevap verirsen 70 bin liralık bir kaybın olacak. Muhabbet kuşu değil. Ama bence burada kafana takılan iki tane şık varsa o zaman çift cevabı hiç kullanmanı öneririm. Hiç kesmediği serçe parmak tırnağı çok basit. İlk akla gelen şeylerden bir tanesi. Herkesin yaptığı bir şey o. O değil belli ki. Yani o bence değil. Çektirdiği köpek dişi de değil bence. Çektirdiği köpek dişini, köpek dişiyle zaten bir şey çok açılamaz. Çok kullanışlı değil. Zaten kullanışlı bir durum yok ortada yani. Biraz çok uçuk. Muhabbet kuşunun gagası da bence çok bunun için hani vahşi bir durum. Gereksiz bir durum. Yani hayvanın niye kafasını tutsun da bilmem ne yapsın. Hele ki bir yazar için değil mi? Bence ölen kedisinin patisi bu. Biraz kendini aklında bir şey kalmış olmasından da yola çıkarak onun. Tamam, veriyorum cevap. C. Ölen kedisinin patisi son kararım. Umarım Adnan Bey yanıltmaz. Hadi Adnan, bak yarısı sevabın sana. Adnan'ın kitaplarının reklamını yapma hakkını elde etti bence. İki tane kitap yazdı, bir tanesi
Çaça, bir tanesi de Mavra. Çok da güzel kitaplardır, çok keyifli okunan kitaplardır ve çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Muhabbet de çok muhteşemdir. Çok eğleniriz birlikte olduğumuzda. Çocuklarımıza yaptığı katkıdan dolayı bunu evet, hak ettiğini... Bir kere daha hak etti bunu. O yüzden... Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi iyi sınav verdik ya Kenan. Evet. Ha? Sıra geldi. Yalnız gider gitmez şu kedi patisi ne, onu öğrenmek istiyorum. Niye acaba böyle bir şey yapmış adam? Yani niye o patiyi tutmuş? Muhtemelen kedisine tabii çok bağlıysa. Evet. Yani öyle bir ayrılmaz muhabbeti belki varsa. Bir şey, kedi herhalde. Tırnağı da böyle abi şey, orağın küçüğü gibidir ya böyle. Bayağı kıvrılır hani şöyle. Olabilir. Evet. Taktın mı da hani. Olabilir. Olabilir. Evet. Evet. Pratik olarak hani kolay bir şey olabilir ama. Vay arkadaş, şunun resmini çekmek istiyorum ya. İki tane soru kaldı. Sırada 11. sorumuz var. Nasıl heyecan durumu? Çocuklarımız için. Vallahi bu 400'ü alırsak var ya şampiyonuz. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum soruyu. Vallahi şampiyonuz. Değerli izleyenler, 400 bin liralık sorumuz geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 9 Ocak 1990'da Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilen Türkiye'deki en düşük sıcaklık kaç santigrat derecedir? Yok daha neler. A. -26,4 B. -36,4 C. -46,4 D. -56,4 Of! Bunu bilmiyoruz tabii biz. Yani bilmemin de imkanı yok. Joker hakkımızı kullanacağız yarı yarıya. Oradan bir yere gider miyiz, gitmez miyiz bakacağız. Evet, bir ha? İki şıkkı elemen lazım bence. Evet. Yani hangi ikisi? Yalnız abi şöyle bir durum var. Eğer ki çift cevap joker hakkını kullanırsa... Soruya cevap vermek zorundayım. Evet, çekilme hakkın elinden alınıyor. Çekilemiyorsun. Öyle mi? Evet. Mesela bir şıkkı söyledin, yanlış çıktı. Sonra kendi kurduğun mantıkla biraz çeliştiğini hissetmeye başladın. Vazgeçeyim dediğin zaman artık vazgeçemiyorsun, çekilemiyorsun. O yüzden emin olman lazım. Yoksa 170 bin liralık bir kaybın olacak. Ne kadar Adnan olacağız? Bey görevini yaptı. Bütün bunun vebali artık gidecek? Tek başına senin üstün olur. Ne kadar gidecek yurda o durumda? 170 bin liralık kaybın olacak. Ha. Şu an 200 bin lira var. Ha, yine 30'a döneceğiz. Tabii yine 30'a döneceksin. Ama tabii. Siz de kardeşim ya bu kadar emek verdik ya. Başta sorduğum soru şuydu. Kuralları biliyorsun. Tamam biliyorum da yani ufacık bir değişiklik olamıyor mu yani bir kenardan köşede? Bir o değişikliği bir daha gösterir misin abi, çok hoştu. Kenardan köşede. Bir kere sana şunu sorayım. Sen bugüne kadar en düşük sıcaklıkta muhakkak çok zor şartlarda çalıştığın zamanlar oldu. Ben Kars'ta çalıştım mesela. Buradakilerden yakın bir derecede. Senin bugüne kadar gördüğün en düşük sıcaklık neydi? Bu kadar bir şey görmedim ben ya. -26 derecede. -26 görmedin mi? Gördün mü? Görmedim herhalde. Kars'ta çekim yapmadın. Yok, hiç gitmedim Kars'a. Kars'ta kışın çekim yapmadım hiç. Biz Alacakaranlık'ta yapmıştık. -27'yi görmüştüm. Ben tabii burada farkında olmadan A'yı elemiş oldum. Hakikaten ha. Sen askerliği nerede yaptın? Vallahi üç tane Ankara'da. Memleketinde yaptım ya. Ankara'nın mayazı da fena değil. Aa, fena. Etimesgut falan ama biliyorsun. Ama biz neredeyse son 40 yılın en sıcak döneminde yaptık. Öyle mi? Evet. Ben sıcağa denk geldim. -56 ile 46 arası bir şey bu. Zaten Joker'i yani kullan... Yani ikisinden biri mi yoksa? İkisinden bir tanesi. Joker kullanınca da muhtemelen o ikisi çıkacak. C ve D çıkacak. İkisinin arasında karar vermek zorunda kalacağız. Hiç emin değilim. Bilmiyorum. Ben bunun vebali altına girmem. İşin ucunda 170 bin liralık kaybetmek var. Ama kendine güveniyorsan karar senin, sorumluluk senin, Joker senin. Vallahi ben buraya bu 400'ü almaya geldim en az. Ben bu 400'ü alırım. Keşke. Şimdi -26 demek ki normal, yani olabilecek bir o kadar çok uçlarda bir yer değil. Onun bir üstü 36. 56 değil 46 bu bence. 56 da değildir canım sende yani.
Eksi 56. Ya o kadar da değil. Ne? Buzul çağına mı girdik yani? Ne oluyor? Bence eksi 46 bu ama Joker hakkını kullanıyorum. Son karar. Evet. İlk tercihin hangisi olacak? Artık geri çekilemiyorsun. 46 olacak büyük ihtimalle. Eğer ki o zaman şunun anlaşmasını yapalım. Şimdi yapalım. Joker'i kullandın. Evet. Bak çocuklarımız için eğer doğru cevap vermezsen bu 170 bin lirayı senden alacağım. Tamam. Şu gönle bence her şey yakışır. Tamam. İnşallah 400'e alırsın. Tamam. Ben çünkü arkadaşım olarak burada şey yapmak istemedim ama sen şu yüce gönüllülüğü gösterince tamam. İnşallah 400'e bana uyar. Alırsın. Bana uyar be. Vallahi bana uyar. Hadi bakalım. İlk cevabını alalım. 46.4. Bir tam hani şıkkı C. İçeriği. C. -46.4. İlki bu. Son karar. Son kararım. ₺170.000 senin cebinden çıkacak. Gönlüne sağlık. Oh be. Nasıl rahat uyurum bu gece biliyor musun ben? Hayır şeyden yani bilmekten. Eğer ben bunu açtırmasaydım uyuyamayacaktım. Gönlüne sağlık. Geldiğinden beri de söylüyorsun bunu. Evet. Taktın vallahi kafaya. Bunu açtırmasaydım uyuyamayacaktım. Şimdi bu 1 milyon muydu? Evet şimdi nasıl olacak? 1 milyonluk soru. 1 milyonu ne yapacağız? Ne oluyor peki bu durumda? Şimdi biz bunu açıp vazgeçiyoruz diyebiliyoruz değil mi? Tabii. Soruyu görmek soruyu istiyoruz diyoruz. Sen baktın. Doğru cevaba çok yakın değilsin. Hadi bana eyvallah diyebilirim yani. Kesinlikle. O zaman peki cebimizdeki para yine 400 olarak kalıyor. Evet. Görmek istiyoruz soruyu tabii ki. Ya milyonluk soruyu açtıran şu an 5. kişi olacaksın. Vay arkadaş. Çok güzel ya. Yaşasın gönlünün ya. Sağlık. Bu güzel gönlünün karşılığı oldu kaç bence. Kaç kişi aldı peki? Neyi? 1 milyonu. Evet. Bugüne kadar bir kere verildi. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben arkadaşlar görüşmek üzere ben. Peki. 1 milyonluk soruyu açtıran 5. kişi sadece şu ana kadar Arda Aytan almıştı. Vay arkadaş. Onu da sunma şansı bana verilmişti. Vay. İlk programda 1 milyonluk soruyu açtırıp ve onu 1 milyonu verdik biliyorsun değil mi? Süpermiş ya. Benim ilk sunduğum milyonerdi. Süper. Kısmetli bir açılış olmuştu gerçekten. Şimdi şey çok hikayesi çok meşhurdur. Herkes bilir. Seyircilerimiz de biliyor tabii. Nerede? Hangi bir yerde en son soruyu açtırıyor. Bir tane telefon jokeri kalıyor. Telefon jokerinde diyor ki... Babasını arıyor. Amerika'da. Evet. Diyor ki baba niye aradın beni diyor. Diyor ki joker hakkım vardı aradım. Diyor ne soracaksın? Bir şey sormayacağım. Soruyu biliyorum onu söylemek için aradım diyor. $1 milyon kazanıyorum haberin olsun diyor. $1 milyon kazanıyorum diyor. Ve doğru cevabı veriyordu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Soruyu görelim mi? Hadi bakalım. Aa tarihan ha. Vallahi billahi. Gerçekten öyle evet. Heyecanlandım Allah şimdi. Allah tarihan ha. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bu 5. kez oluyor ve bunun bir tanesi de Oktay Kaynarca'ya kısmet olacakmış. Heyecandan soyadını bile karıştırıyordum neredeyse. Sevgili Oktay Kaynarca için. 12. soru. 1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor. Gel be. Çok merak ediyorum. Lan gel be. Günümüzde kullandığımız takvime göre Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? A. 5 Ekim 1582 B. 15 Ekim 1582 C. 5 Kasım 1582 D. 15 Kasım 1582 Çok akıllı bir soru ya. Çok acayip bir soru. Tabii bunun için şimdi o dönemin tarihiyle şimdiki tarihi karşılaştırıp arasında şey yapmamız lazım. Jokerimiz de yok. Yok biz bunu bilemeyiz. Böyle bir riske de giremeyiz. Kenancığım. Hiç
düşünmeyecek misin üzerine? Yani blöf mü yapıyorsun diye düşünüyorum şimdi acaba. Ya düşünelim. Böyle gelip sonra da biliyorsun ya. Şöyle şimdi 4 Ekim 1582 değil. 5 Ekim değildir diyorsun. Yani 5 Ekim değil. 5 Ekim 1582 değil zaten yani. Yani sonuçta günümüzde kullandığımız takvimle miladi takvim göre. Evet, takvimle Roma dönemindeki takvimin arasında neden 5 Ekim değil? Bir şey çıkarabilir miyiz diye söylüyorum. İki takvim arasında fark var çünkü. Yani hemen arkasından 5 Ekim gelmez. Bu soru da gelecekse bu kadar kolay gelmez. 1 milyonluk soruyu böyle sormazlar. Eğer 5 Ekim 1582 ise ben kendimi burada asarım zaten de. Biz ona müsaade etmeyiz. Yani bu kadar olamaz yani. Günümüzde kullandığımız takvime göre. 5 Kasım. Yani miladi takvime göre. Evet. Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur? Bilmiyorum. Buradaki doğru soru Roma'da yaşayanlar 1580'lerde Roma'da yaşayanlar hangi takvimi kullanıyor? Roma'da yaşayanların o dönem kullandığı takvimin şimdiki takvimle arasındaki şeyi bilmemiz lazım. 5 Ekim olmaz dedin. Bence 15 Ekim, 5 Kasım, 15 Kasım. 5 Ekim aslında çok tuzak, biliyor musun? Acaba o günden bu yana biz hangi takvimi kullanıyoruz? Miladi takvim kullanıyoruz. Miladi takvim o dönemden bu yana gelir mi? Gelebilir de, biliyor musun? Aynı takvim olmasın Kenan? Bilemem. Bilmiyorum. Gerçekten bununla ilgili bir fikrim yok. Ya en azından bizim için tabii Atatürk inkılaplarından sonra başladım. 1925'lerde falan başladı. Bizde miladi takvime geçiş. Evet ama... Ondan önce icri takvimi kullanıyordum. Yok, ben bu 400'ü alıp gideceğim de bu kadar riske girmeyeceğim. Peki ne yapmayı düşünüyorsun o zaman? Ama o zaman galiba 5 Ekim 1582 biliyor musun? Ama cevap vermeyeceğim. Ama cevap vermeyeceğim. Ben 400'de çekiliyorum. Herhalde bu kadar üzerimize düşen. Son kararın. Evet. Yok. Evet. Galiba A. Şimdi. A galiba. Devam etseydin ne derdin? 5 Ekim 1582 diyecektim. 5 Ekim 1582. Yok, o zaman 1582 değil. 15 Ekim 1582'ymiş. Vay be. Ama farklı takvimler var yani. Evet. Vay be. Ne yapalım? Enteresan olurdu değil mi? 5 Ekim 1582 çıksaydı. Evet. O kadar komik olurdu. Ama burada mesela 9. soru falandı galiba. Kenya Dağı nerededir diye soruldu. Kenya'da. Evet. Ama bunu ama söyleyemedi 8, değil mi? 8 soruyu korkudan işte başarıyla geçip 9'a geldiğin zaman 9. soruda bu kadar basit bir soru sorulamaz. Demek ki Kenya'da değil deyip yarışmacımız ilk Kenya'yı eledi. Vay be. Ve sonra doğru cevap Kenya çıktı. Vay arkadaş. Ama şeyi de hatırlıyorum tabii. 3. soruda Çin Seddi nerededir denip cevap veremeyen, yanlış cevap veren yarışmacımız da olmuş galiba. Benden önce. Vay be. Enteresanmış. Evet sevgili Oktay Kaynarca. İyi ki geldin, bizleri kırmadın ve burada çocuklarımız için yarıştın. Ve onlar için 400 bin lira kazandın. Ne yapacaksın bu parayı, senin ağzından duyalım. Çocuk esirgeme yurduna şimdi tabii ki biz vesile olacağız. Siz göndereceksiniz. Çocuk esirgeme yurdunda birçok şeye ilaç olacağı, birçok çocuğa çare olacağını düşününce rahat rahat uyuyacağız. Ne yapacağız? Güzel güzel. Bunun huzuruyla yeni yılını daha da güzel yaşayacaksın. Ne güzel olacak. Buna da vesile olduğunuz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Ben teşekkür ederim. Gönlünün çok güzel bir süreçti. Hakikaten çok güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir yıl başlangıcı oldu. Hepimize uğur getirir inşallah. İnşallah. Hepimize, ülkemize, dünyaya, mutluluğa, barışa, sağlığa ve özellikle hayırlı işlere vesile olması doğrultusunda hakikaten morale çok ihtiyacımız var ülke olarak. En önemlisi o.
özellikle moralle yola çıktığımızda her şeyin üstesinden gelebileceğimize inandığım bir ülkede yaşıyorum. Ben hep öyle düşünmüşümdür. Ve bu, yaşadığımız ülke dünyanın en güzel ülkesi bana göre. Hep onu söylerim. Başka bir ülke yok bizim için. Başka bir yerde biz rahat edemeyiz. %100 katılıyorum. Bizim topraklarımız çok özel topraklar. Değerini bilerek yaşamak zorundayız diyorum hep ben. Ve binlerce yıldır da hatırası var. Evet. Onlardan bence, kalan bize miras var, yani sorumluluk var. Muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden tekrar söylüyorum. Herkese huzur, başarı, sağlık, mutluluk diliyorum. Yıllarca. Sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllar toplamında diliyorum. Böyle bir şeyle başlangıç olduğu için de, başlangıç yaptığımız için de, vesile olduğumuz için ben size teşekkür ediyorum. Biz sana çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Eminim şu an seni izleyen bütün seyircilerimiz de bu iyi dilekleri aynı şekilde senin için de diliyorlardır. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, böyle mutluluklarla dolu bir yılın olsun. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Oktay Kaynarca. Çok teşekkür ederim. Seni seviyoruz. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Alkışlarla uğurluyoruz ve 400 bin lira. Böyle alabilir miyim? Böyle alabilir miyim abi? 400 bin liralık çeki çocuklarımız için kazandım. Gönlüne vay sağlık. Vay arkadaş. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Oradan abi istersen. Çıkıyor muyum buradan? Yok buradan istersen.